Şöyle ki güzel arkadaşlar. BDO sohbetlerinde SV kaç? SV Balenos 2'deyim. Güzel arkadaşlar. BDO sohbetleri Vel'den sonra savaşa kadar artık duruma göre bir saatte bitirmeye çalıştığımız çok uzattığımızda konu dağılabiliyor bir temadır. Bu temalarda ben karşıt görüşü de savunurum bazen. Hani ortaya atmak için anladın mı? Hani siz bariz bir şey vardır atıyorum. Hani ama neden olmuyor gibisinden ben karşıt görüşle ilgili konuşurum. Bunu yanlış anlayıp sen Abdülhamit'i savunduncular. Ee, şaka olsun diye diyene bir şey yok ama olanlara siz müdahale ederseniz sevinirim yani. Ben çünkü çok muhatap olup konuyu da bölmek istemiyorum. Sizlerin de katılımıyla gerçekleşiyor. Savunmadım, çıkar göster. Aynen öyle. Yani ben böyle bazen size ters gelen şeyleri söylüyor gibi olabilirim. Mesela o PK muhabbetinde beni çok yanlış anlayan olmuş böyle. Ya diyor sen herkes ölsün mü istiyorsun kardeşim? Böyle bir durum var ama bunu da isteyen var. Bu görüşü biri söylemeli. Olmayacaksa da olmalı. Böyle bir temamız var yani. Bu karşıt görüşleri hemen Abdülhamit'i savundun muhabbetine çevirmeyelim. Eksisiyle artısıyla her şeyi konuşalım ve BDO sohbetleri sunucu açılmalı mıyı, sunucu istiyor muyuzu başlatıyorum. Güzel arkadaşlar dün gece bir eylem oldu. Gürsel abinin yayınında başladı. Ben de ortalarında geldim katıldım. Birçok kişi sunucu açılsın mı muhabbeti oldu. Hani ya sunucu açılsın istiyoruz artık yeter muhabbeti oldu. Cem Trina yayına katıldı söylediği şeyler izleyiciler tarafından beğenilmedi. Bilmeyenler için özet geçiyorum bu arada. Yani işte Cem Trina'nın dediklerinden yola çıkarsak ee, ya biz de sizi işte çabalıyoruz hani biz de o sunucu işini falan rapor hazırlıyoruz ama dedi gittik dedi slotlar boş. Ya da dedi işte bizim de elimizden bir şey gelmiyor gibi laflar ekstra sinirlendirdi yayında e, Discord'da olan kişileri. E, konu başka yerlere sapıyordu Gürsel abi orada güzel toparladı helal olsun. Bak o çok mantıklı konu neyse o abi konumuz sunucu. Hani gidip de şimdi ya oradan oraya atlayamayız. Durun ben dünkü olayı özet geçiyorum. GM Trina'nın bu olaylarına ekstra sinirlenildi. Hatta GM'ler de işsizine kadar gitti muhabbet dün. Onun dışında sunucu istiyoruz dendi. İşte 1-2 sunucu kurtarmaz 4-5-6 sunucu istiyoruz oldu. Balenos 1'de toplanıldı. Ee, Heydel meydanda işte bayraklar bir kalabalık toplandı. Yayına 1000 kişi kadar geldi. İşte hani dikkat çekmek için ki dikkat çekildi muhtemelen. Ee, ve ortak mailler atıldı, ortak forumlara yazı yazıldı. Destek olmadıysanız, destek olursanız seviniriz. Yani şöyle seviniriz. Ee, kitlesel bir hareket var. Destek olacaksanız, yani katılıyorsanız bir eyleme geçin siz de. Yani eylemsiz kalmayın bu işte. Katılıyorsanız. Özetle olay bu. Peki, BDO sohbetleri için olayına gelirsek. Güzel arkadaşlar. Sunucu lazım mı Mena'ya? Sunucu istiyor muyuz? TR Mena. 2017 sonbaharında açıldı. Üstünden 3 yıl birkaç ay geçti. Ee, sunucu şu ana kadar yanılmıyorsam 2 işte Ruble 1-2 eklendi. Onlar da Sezon 1-2 oldu yani Sezon 1 arşi oldu. Olivia'yı eklediler. Yani şu ana kadar Mena'da, Mena TR'de ciddi bir sunucu eklenmesi olmadı. Ee, oyun başladığından beri. Bizim şu anki konumuz sunucu eklenmeli mi eklenmemeli mi? Birazcık hem sizin yazılarınızı okuyayım sonra kendi görüşlerim üstünden de konuşuruz. Hem de nasıl istiyoruz? 9GS adam bile yıldızda dönerse isyan normal. Bence sunucu sorunu yok. Slot, soru slot sorunu var olabilir. Lazım değil bence net. Ciddi değil olmadı yani. Tabii ki eklenmeli. Özellikle de endgame slotlar full. Ya iki görüşü de görüyorum bak bu güzel. En sevdiğim durum yani en sevdiğim baby durumu. Yani Kimisi diyor ki eklenmeli, kimisi eklenmemeli ve bunun yanına da nedenini açıklıyor. Bak bunu yapın. Yani neden? Mesela özellikle endgame slotlar full demiş. Tabii ki eklenmeli. Nedeniyle. Ee, lazım değil diyeceğim. Linç gelecek. Hayır linç yok. Linç edeni ben linç ederim. Ben de lazım değil diyeceğim. Dedim ya Abdülhamit'i sen bayjiyi savunduğuna çevirmeyin. Fikir sunulsun. Bakın öyle yapanı ben zaman aşımına da hani moderatörleri de onaylıyorum. Ya kimsenin görüşüne böyle ya sen Abdülhamit'i savundun geber ya sev ya terk et çevirmeyin. Çünkü ben de kötü görüşlerde de bulunacağım size göre belki. iki i̇ki görüşü de anlamalıyız. Ömrümüz boyunca Naga'da mı kasalım boş diye. Bak Naga'ya çok odaklanmışsınız E Yılmaz onu da konuşacağız. Yasaklar ve akşam savaş harici sunucular kalabalık olmuyor ki. Kalabalık olmuyor ki diyen de var. Şu an neredeyse eşit. Sunucu eksikliği sebebi sistem gereksinimleri olduğuna inanıyorum. Çoğunun oynayacak PC'si yok oyuncu eksikliği. Çağatay o ayrı bir konu ama o da aslında konu içinde evet. Hani oyuncu eksikliği var Mena'da doğru. Ama BDO'nun adı kötüye çıkmış bir oyun Türkiye'de mesela. Yani ya BDO'ya düşmezsin denilen bir oyun. Sana öyle diyeyim. Hani BDO'ya da düşmezsin denilen bir oyun. Böyle insanlara yayıncılar falan öyle konuşuyor. Siz ne düşünürsünüz bilemem ama öyle de bir durum var. Hani oyuncunun az olmasının öyle bir sebebi de var. Trace bir kitle de var. Sezon ile beraber oyuna 245 305 AP başlıyor. Evet. Sezonla bak o da var. Onu ben onu çok değindik zaten. Belki yeni server gelirse oyuncu artar. Yani o da risk ama yani o oyun için. Şu izin veri yaptınız mı? E, tamam eyvallah. De trash kitle yüzünden oyunun ismi lekeleniyor. Evet o da var. E, ama trash olan da olur o oyun izin veriyor. Pay to win sebepleri öyle konuşuyorlar diye. Ha, pay to win de var aynen. Pay, pay to win de oyunun kötülenmesi ama. Ya oyuncu azlığı bir sebep. Tamam. Sunucuyla ilgili. Şimdi. Güzel arkadaşlar. İki görüşü de az çok okudum. Gelsin diyen var. Hayır sorun yok işte diyen var. Fikrinizi belirtmeye devam edebilirsiniz ama hepsini yakalayamayabilirim. Çünkü ben de konuşmaya devam edeceğim. Ee, dün Balenos 1'de toplandık. Hani ben de sunucuya geçtim. Ya abiler. Akşam yayında bin kişi var. Hani olabilir. Çok güzel. Yoğun olmadı sunucu. Yani eylem için. Yani sunucu eksiği var eyleminde. Biz bir sunucu yoğun yapamadık. Mesela bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sunucu yoğun yapamadık ya. Bir sunucu çökseydi haklılardı. O çok şeydi. Yani o bariz surata vurma gibi olurdu. Hayır yoğun bak oyun şunu yapabiliyor mu bilmiyorum. Hani koplo teorisini de söyleyeyim size. Ya bunlar atıyorum 5000'de kalabalık yazacak. Ya yani yoğun yazacakken bunu arttırıyorlar işte şey için. Hmm. Ya bu biraz komplo. Çok ciddi bir yazılım bu. Yani yapabildiklerini sanmıyorum. Oyunun başından beri. Çünkü oyunun en kötü zamanında yaparlardı bunu inanın. Kalabalık göstermek için. Hani oyuncu var gibi. Yani oyunun en kötü zamanında ben hatırlıyorum Menan'ın bomboş. Yani hafta sonu, etkinlik bomboş. Yani o yazılım bilenler bilir. Ya oyun ilk yazılımda bu koymadılarsa çok komplo. Ko ya benim aklımdaki bir gündem şu. Ya dün toplandık bin kişi sunucu istiyoruz dedik. 6 sunucuya kadar istiyoruz minimum dedik. Ee, dedik derken hani buradaki herkes dedi ben dedim diye değil hani dendi. Abi Balenos biri yoğun yapamadık. Aynen channel sistemi nasıl yazıldıysa öyle o kadar boştu ki boş kesilmiyordu. Öyle bir durum var. İkincisi pazar akşamı ev hapsi var. Herkes evde. Abi sunucular sadece kalabalık. Bakın ben Avrupa'da oynadım. Hani o 40 sunucu Avrupa'da oynadım. Bizde akşamları yoğun olurdu sunucuların çoğu böyle. Tek tük yoğun olurdu mena açılmadan önceki. Yani öyle de bir durum var. He bunu menaya sunucu açılmasın diye demiyorum. Tekrar edeyim. Ben karşıt görüşü de ya da ee neyle mücadele ediyoruz bunu görmek açısından bunları ortaya yatırıyorum. Tekrar edeyim. Hani illa arkadaşlar siz de saçmalıyorsunuz diye değil iki görüşü de tüm detaylarıyla konuşmalıyız. Ve de o sohbetleri bilimseldir. Valencia Savaşı'nı izledim az çok da öyle oturup full izlemedim. Bal bir yoğun olması da bir kısas. bir kısas değil. Ya o bir kısas değil. Ben bir sadece ekstra hani ee, o da bir şey diye. Ama kesinlikle bu kesin bir yargı değil bakın onu anlatmaya çalışıyorum. Benim burada sunduğum karşıt görüşler bir şey direkt yıkmak amaçlı değil. Ama insanların aklında bu sorular var ya da şu adamın aklında şu soru var onu da cevaplayalım anladınız mı? Yani bilimsel gidiyoruz o yüzden sinirlenmeyin. Ehek denen ya. Şimdi Avrupa'da ben oynadım bir yıl boyunca. Mena açılmadan önce Mena duyuruldu Mena hazırlıkları yaptık. Güzel arkadaşlar. Ya Avrupa'da o 40 sonucu da kalabalık çok oluyordu. Yoğun arada oluyordu. Menanın yoğun zamanlarında Türkiye ve Menanın yoğun zamanlarında kırmızı yoğun sunucu oluyordu. İnanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam, ay şey. Yanlış hatırlamıyorsam, ben bir sunucuya giremediğimi hatırlıyorum. Ama yanlış hatırlamıyorsam şundan doluyu görmüştüm ben, yani yoğundan öte dolu. Menada da galiba görmüştüm. Öyle bir durum da olmuştu. Şimdi dedikleri gibi. Bu, bu net bir kriter mi sadece? Durun bakalım net bir kriter mi? Asıl konu şu, sunucu kalabalıkta. Yani biz şehirde insanlara çarpıyoruz kalabalığı değil. Slotlar kalabalık dendi. <laughs> e hiç de yok. Peki GM Trina ne dedi? Slotlara biz 15 gündür ekiple bakıyoruz, boş. Buna karşı ne dendi? Ya sizin boş dediğiniz slotlar naga fogan. Yani orada kimse kasmıyor zaten. Ee, yani kasılan slotlar belli bir yıldıza bakın isterseniz dedi. Evet yıldızda eylem sırasında bile bir sürü kişi kasıyordu. Sizin fikirlerinizi de arada okuyorum. Sadece şu an cümleyi ben aldım. Yine sizin fikirlerinize geçeceğiz bu arada. Ee, bu konuda şöyle bir sıkıntı var. Sezon sunucusu yani ara slotları bize direkt atlatıyor. Evet arkadaşın da yazdı o uzunca yazan arkadaşın. Yani belli slotlar direkt iptal. Yani biz mesela 61'e oyunun başından beri oynayanlar bilir. Titium, Naga, Bashim hatta ilk korsan ya 62'ye korsanda kasan var. Valencia yok burada ama nasıl PvP dönüyor? Köpek gibi oyunun mena başı bakın slotu unutun. Yani Calpheon, Balenos, Serendia, Medya. şu ikisi iptal. Lan bu da iptal burada kasacak bir slot mu var? Yok. Yani şu 280 AP slotu falan yoktu. Abi medya. Slot ödülü. Teşekkürler Kacucum. Yeni abonem. Ya korsanda bakın eski videolar varsa. Bu büyük klanların eskileri de bilir. Ya her sunucuda ada insan dolu. Ama nasıl kapışıyoruz? Ama nasıl kapışıyoruz? Klan vs klan. 100 vs 100 birbirine giriyor. Orada iki kişi ayrı yerde kazmaya çalışıyor. Şu korsanın her slotu bilinir bak. Şurada bak şu cıplak yerde slot var. Ben şuradaki slotu keşfetmiştim. Kimse bilmiyordu burayı. Dedim ki bura cıplaksa kesin slot vardır. Yani öyle bir zamanda da oynadık. Aa, şu Valix değil mi lan aynen. İsmi göremedim. Şey tipleme Valix merhaba. Öyle de bir durum oldu. Yani biz öyle bir zamanda da oynadık. Hani slot vs şikayeti yoktu o zaman. O zaman şey hırsı yoktu. Hani cheer işte 10 saat kastım 10 saatlik gelir elde etmeliyim. Hani biraz daha yavaş gidebiliyorduk. Oyun sonu yoktu çünkü. Yani oyun sonu basitti. Ee, öyle çok ya peni kimse hedeflemiyordu. Ted basan üf çok güçlüydü. Ve Ted bir şekilde basılıyordu. Herkes tir ile mutluydu. Öyle de bir durum var yani o hırs daha azdı rekabet daha azdı belki. Yani insanlar o PvP'ye Allah'ın korusuna bak o zamanı bilenler bilir. Ve slot yok yani slotu unutun. Suzan ana baba günü çünkü karadan dire gelişiliyor. Hilekar ananı avradını sülaleni derler. Errik burada 700 tane çöp bireme mi ne çevriliyordu bir şey oluyordu diye var ya. Yani buraya baba yiğitler gerçek kaliteden anlayanlar. Şu yeleliyle da ya şuraya da partiyle kasanlar. Hani aşağı düşen çöpler az düşsün. Yani böyle bir aylar gördü. Valencia geldi bomba gibi patladı oyun işte çok yani patladı derken iyi anlamda coştu. E, şu slotlarda kastık falan filan. E, sonra ne oldu? işte? Kamasilva geldi. ilk XP slotu Mirimok geldi. E, Yıldız çok sonra geldi. Su altı falan. yakman ister ya kimse kasamazdı. Yani böyle bir durum var. Yani böyle bir şey var ama Şimdi bizim o geçtiğimiz aşamalar zaten iptal oldu. Yani arkadan diyelim ki ben oyun sonuyum. Değil mi? Yani işte ben 3 yıldır oynayanım. E ben yıldızda kasıyorum diyelim. Şimdi yeni gelen 1000 arkadaş var sezonla. Ya yeni gelen 1000 arkadaş da buraya hazırlanıp geliyor. Ya da işte popüler slotlara gidiyor. Ya çünkü onlar hiç korsan zamanı yaşamayacak ki. Ya da onlar hiç Fogan Naga yaşamayacak ki şu 1000-5000 kesme haftalık görevi dışında. Ya oyunun devasa bir haritası var. Çoğu yer biraz kullanılmıyor. Ya da hilal yüzüğü farmlama. Ya. bak oyunun en güçlüleri ya. Bak Anchor klanında Volkan tanır. Ya bu Volkan burayı kapatmıştı şeyi. Ben vs atmak için Volkan'la büyücüydü. Ciri çoktu. Ee, onunla dövüşüyordum gidip. Hani da biliyorum Arşa'da kasıyor. Hani onu haraslamak için değildi. Artık o da yani 20 saat kasıyor. Lafın gelişi full kasıyor. Ya ben de güçlü büyücüyle. Hani PvP adresi burada biliyordum. Hani hilal farmlıyor 50M, 50'm. Ya gibi tamam bunlar şimdi çok atlanıldı adam diyor ki ben 50M 50M bunu farmlayacağım ha 250M bunu farmlarım Olabilir Kimi slotlar çok doluyken Kimi slotlar evet Şimdi güzel arkadaşlar ee, Slot boş muhabbetine geçelim GM'ler şöyle bir raporu söyledi ya GM Trina diyor ki bize Ben baktım Slotlar boş biz diyoruz ki ya da oyuncu diyor ki dünkü şeyde hat güldü yani ha 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 ne demek boş yani ben bin tane vs atıyorum bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz şimdi bu topi yani bu başlık altından sadece slotlar boş mu dolu mu yani boş mu derken normal mi yani ya da ya da bu durum aslında doğal mı rekabet içindendi hani vs için hani o kadar da sunucu açılamaz. Dün sabah 5'te sezon 1'de slot dönüyorlardı. Normal sunucu nasıl boş olabiliyor? Akman istereği yıldız boşsa biz farklı oyun oynuyoruz. Slotlar boş, net. Bak merhaba landın, merhaba Belf. Yeni emot. Çöküş küpesi yerine Tungurat düşse kimse yıldızda kazmaz. Parşö bile atmıyor. 2-3 tane slot dolu. Bak Sigo mesela biraz karşıt görüşteydi. Hani sizin yani çoğunluğun diyeyim o dünkü konunun. Ama bak ne diyor? 2-3 slot dolu tabii diyor. Hani o 2-3 slot. Dolu. O da olabilir. Kraktuga'da 4 kişi arka arkaya slot vs attık odadaki adamla. Tamam. Yok ben de oynuyorum bu arada oyunu yani. Ben de arkadaşlar. Yani bu oyun inanın %99'undan daha çok gönül vermiş. İşte sarı ünlemli görevlerine kadar yapmış. Kasmasıysa kasması. Onlarca saat kasmasıysa kasması. Savaşıysa savaşı. Yani onu ben de yapıyorum. Yani o konuda kafanız rahat olsun. Yani anlıyorum o sizin Kraktuga sorunu, Yıldız sorunu. Kaç k saatim var abi? Sırf bu karakterde. Ya benim bu arada 10.000 saati 2 yıl önce mi ne aldım ben yanılmıyor ya çok oldu. Ee, ya bu karakterde 144 gün, Hüso'ya falan bakalım istiyorsan. Yani her karakterde çok saatim var bu arada. Ya bir de Hüso'ya bakalım diğer popüler onu soruyorsunuz da ben yani oyunun başından beri PC aşağı yukarı açık oradan hesap edin. Bir dungeon getirseler bak dungeon'a falan kaydı. Hayalleri unutun. BDO sohbetlerinde bunları konuşuyoruz hafta hafta. Önemli olan slotlar boş mu değil mi ben anladım. Bak ben isyanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ama çözümün sunucu açman olduğunu düşünmüyorum. 2-3 slot dolu diye sunucu mu açacaklar? Olabilir. O da bir sorun ama evet. O sunucu problemiyle bağlantılı. Bu arada bu karakterimde de abi 442 gün var. 400 yani 10 saattir bu karakter açık anladın mı? Hani PC'nin açık olduğu bu. Geceleri ve ben PC'yi kapatıyorum. Yani. Oradan hesap et. Ve diğer karakterlerde de çok saat var. 180 AP nerede farmlanır? Yani Fogan Naga başım güzel. Güzel arkadaşlar. Slotlar boş mu? Bir de benim görüşümden açıklayayım. Sizin görüşlerinizi aldım. İki tarafa da bolca şey var evet farklı slotlar gelsin diyen var evet bir de ben e, izninizle konuşayım güzel arkadaşlar BDO'da şöyle bir menada özellikle şöyle bir durum e, var evet e, daha karlı daha iyi yıldız işte su altı e, akman histeria 4 slot abiler 4 slot'a biraz fazla sıkışıyoruz ama hani ben şunu demiyorum. Bakın bunu tekrar ediyorum. Yeni gelenler yanlış anlamasın diye. Ben karşıt görüşün de fikrini size söyleyelim diye. Anladınız mı? Hani ben illa bu budur. Bakın siz yanlış söylüyorsunuz değil. Hani iki fikri de ben burada sunmaya çalışıyorum. Ya da bir fikir çok hafif kaldığında o fikrin de düşüncesini ben burada duyurmaya çalışıyorum. Ee, ki bir çözüm olacaksa çözüme gidebilelim. Yani Abdülhamit'i savunun demeyin. 4 ee, slot üstünde çok oynayan var benim gördüm. Ben Bakın benim APM de yıldıza yetiyor. Ben yıldızda az kastım lan APM nerede? Ee, ben yıldız işte 277 279 kutum. 335 DP bak zırhım da var ollarla. İşte peni takınca uf Ranger şöyle bum şakalağımı ben de yapabiliyorum. Sorun yok. Mamma mia. Ama ben oralardan uzak duruyorum mesela. Bu tartışma olmadan önceden beri çok uzak bakıyorum ben. Ee, bunun nedeni de çok kalabalık. Evet. Peki başka slot, abi Malek mesela. işte 65 66 kasıyor adam neden full Mirimok'ta? Sizin slot versenizle mi uğraşacağım mantığında. Adam anladın mı? İstikrar. Ben Mirimok'ta grind yapıyorum. Ben Troda grind yapıyorum. Ben şu kızlarda grind yapıyorum. Ben zevkine sezon karakteri kasıyorum. Ben sınırsız pot farmlıyorum. İşte buralar doluysa Ronarosa gidiyorum. Yani ben kalabalıksa daha kötü olduğunu bile bile alternatife gidiyorum. Çünkü şunu hesaplıyorum. Yani buranın da bedeli bu. Hani buranın da rekabeti bu o zaman. Yani e, ya insanlar biraz şuna ya muhabbeti dün şuna çok götürüldü bence. Bak size şunu söyleyeyim. Ya bana private sunucuya geldi anladın mı? Adam hiç slot vs atmamak istiyor neredeyse. Yani ayda yılda bir biri gelsin. En oyunun en iyi slotunda diyor. Yani bir saatte bana en çok kazanç verecek slotta. Slot V'si istemiyorum diyor. Abicim, chat'te yazılanları falan okuyordum yani. Ben onu takip ettim daha çok. Abicim, yani o zaman Sarım Truck sunucu açalım. Yani hiç online'a gerek yok. Sol oyuna geçelim. Sol oyuna geçelim ya. Kimse uğraşmasın kimseyle. Sarım Truck sunucu istiyorum. Bu arada ya isteğiniz şöyle güzel geliyor kulağa. Ya tabi abi 20 sunucu olsa kötü mü olur? Hayır, çok güzel. Ama biraz lüks istiyoruz. Yani bunu demek istiyorum. Yani şey gibi Baycı'dan hepimize 500 bin kron. Ya neden? Hani oyunun anlam ya hile kodu yazma hani GTA oynarken hile yazan oyuncu mantığına dönüyor bu biraz benim gözümde. Böyle bir yanı da var. Ya hayır, bunu da şundan konuşuyorum. Sunucu açılmasını isteyeceksek gerekiyorsa bile mantıklı isteyelim. Yani iki tarafın da şeyini değerlendirerek isteyelim. tanıtılabilir. Onun dışında Galyana biraz fazla geliniyor şöyle. Abi yani dün şuna gitti olay. Ee, yani sunucu munucuyu geçti. Adam diyor ki resmen ben oyunun en iyi slotuna gideceğim. Bir saatte en çok parayı ben kasılan slota gideceğim ve hiçbir riskim olmayacak. Ama oyunun riski bu ki. Ya ben ben de güçlüyüm. E ben de kasabiliyorum. Ben 3 ben oyunun başından beri oynuyorum. Ben niye gidip karı kızla kasıyorum? Hanfendilerle Daha kötü. Ben niye işte hem XP kasayım az bir param olsun kasıyorum. Neden sınırsız pot farmlıyorum? Çünkü kalabalık diyorum. Hani yavaş olsun iyi olsun anladın mı? Ya bu bedeli almıyorum. Bak ben bunu örnek olarak söylüyorum yine onu söyleyeyim. Hani ya sen o bajiyi savundun demeyin. <laughs> hani böyle de bir görüş. Böyle de bir fikir. İkinci konu dün şöyle bir şey dendi kim dedi bilmiyorum. Ama şöyle bir e, hem doğru hem yanlış. Hazır mısınız? Suyumdan içiyorum. Oh. Ya hem doğru hem yanlış güzel arkadaşlar. Ya diyor ki mesela ben 260 AP slotunda kasıyorum tamam mı? Saatte 100M çöp alıyorum. Gücüm tamken. Ben 310 AP oldum diyor. Hala aynı çöpü kasıyorum diyor. Bu haksızlık diyor. Bu hiledir diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonra ben konuşacağım. Ya diyor ki ben işte örnek olarak yıldızı veriyorum. Akman alın çöp slotu. Ya ben 260 AP slotu orası. 260 yazıyor. O 10.000 çöp alıyorum. Ben 300 AP oldum. 10.050 çöp alıyorum. Daha çok kes. Daha çok kes de işte. Daha çok kesemiyorum diyor yani. Aynı şey oluyor diyor over ap diyor. Onu ben demiyorum. Adam diyor. Bu olamaz diyor. Bu bir hiledir diyor. İşte yani bu e, over ap'dir. Kaldırılmalı diyor. Mob yetmiyor çünkü olabilir. EU'da böyle değil. EU'da öyle değil mi bilmiyorum. Yani aynı yazılım, aynı oyun. Hangi EU'da değil derken yeni slot mu istiyor? Hayır, yeni slot istemiyor. Aynı slotla diyor. Daha çok çöp almalıyım diyor ben AP arttıkça. Dediği bu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben bu konuda şöyle bir duruma geliyor. Ya yani ben bu AP ile o zaman yani şuraya gideyim 500M kasayım. Yani şey düz matematik. 100 AP'de 10M kasıyorsam 300 AP'de matematim yetmedi. Ben matematik. Her şu var. 300 AP sen ya ya buralara git. Ya da zaten buranın kapasitesi bu demek. Yani yapacak bir şey yok. Elim yani oyunun demek istediği şu elimizdeki en iyi bu. Ne yapalım? Yani Kerane'ye gidip karı beğenmemek gibi bir şey yani. Elimizdeki en iyi bu. E ben Viagra aldım. Benimki dimdik. Ya ne yapayım kardeşim? Yani bu var elimizde. <laughs> Seni iki dimdik olunca şey olmuyor. Ya bu da bir konuydu. Ben bunu da belirtmek istedim. Bu arada dünyadan reklam geçmeliyim bir. Çünkü hiç geçmedik. Ee, su... Evet. Çünkü sonradan gelen çok oluyor o yüzden arkadaşlar. E ben 300 AP'yim. manşe Orman'da saatte 1 milyar mı kasayım? <laughs> ya onu demek istiyorum. Ben mesela Kızıl Kurt'ta kasıyorum. Yani 3-5 çöp farkını çok düşünmüyorum. Hani matematik hesabını yapmıyorum onu yani. Ha arkadaşın orada demek istediği şu da vardı. Hani ya işte ee, ya o birazcık tamam çöpünü şeyini hani farklı bir şeyi de katmıştır belki ama yani yine de olur bu işte kardeşim diyor oyun. Ee, kalabalık slotlara tekrar dönersek. Bu konuda yeni gelen arkadaşlar da görüşünü yazsın. Ben dediğim gibi karşıt görüşü bugün biraz ekstra savunuyorum. Çünkü karşıt görüş hiç konuşulmadı. Ee, ya yani birazcık o role büründüm o yüzden. Ee, bak GM, GM resmi adam. Yani ne kadar dalga geçsek de yazdığı raporun falan bir resmiyeti var bakmasının. Ve yayında şunu dedi dalga geçil, aşırı dalga geçilmesine rağmen. Ya gittik bir slotlar boş dedik. Ee, dedi GM. Ee, gülündü dalga geçildi. Yani olabilir. Yani ani gülüne debilir. Ama ben şu yanı da düşünüyorum. Adam şu konuda da haklı. Cidden belli saatlerde çok boş slot var. Ne bileyim yani. Oyunda bir sürü slot var. Ben Nagafogan demiyorum bu arada. Ya Mirimok. Ya şu kızlar kötü. Ama o kadar Turo Arkadaşınla dön. E şey. Şura. Daha kötü. Ama... Zezgin hoş geldin. Senin ilk ayın mı Zezgin? Sen kaç aydır bana abone değil misin? Gönlümde aboneymişsin lan. <laughs> hoş geldin. Ee, daha kötü olduğunu biliyorum. Ama bunun da şu rahatlığı var. Hiçbir slot vs teklifi almıyorsun. Ya bu şeye dönüyor. Ben Arşa'da PK açıyorum mesela. Arşa'da şeye gidiyorum Kızıl Kurt'a. Abi diyor ki bana sen bana nasıl dalarsın diyor. B de menada iki kişiye dokunulmaz. Görevi olana ve parşo basana. Abi parşömen basmış adam. Ya milletvekili dokunulmazlığı arıyor adam kendinde. Yani sen bana arşada nasıl dalarsın? Kardeşim yani bu oyunun şu an en popüler şey slotu. Yani sınırsız pot slotu ve arşa. Sen arşadaki %50 drop'u istiyorsan onun tehlike bedelini de kabullenmelisin. Yani GM'lerin orada rekabet falan dedi. Oyunun en karlı. Bir item düşü 250'lem. 3 saate bedel başka slotun. Sen burayı istiyorsan birazcık da kalabalığıyla yüzleşmelisin. Bir de şuna dönüyor güzel arkadaşlar. Ee, ya adam ya dün şunu isteyen chat'te çoktu. Ya resmen sarımtırak sunucu istiyorum dedi ben. Yani bana private sunucu olsun abi. Ben PV yapacağım zaman insan görmeyeyim. 10 saatimde 10 saat kasayım. Keyfime bakayım. Ben burada emek ediyorum dedi. Zaman harcıyorum. 10 saat kasıyorsam ben bunu rahat... Hayır öyle bir şey yok. Bu oyunda alt C var. Klan savaşı var. Ee, arşa var. İşte popüler slot var. Ya bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Böyle bir yan da var. Yani ben yıldıza gitmiyorum aylardır. Yani gitmiyorum. Çok para olduğunu bile bile yavaş kasayım, öz kasayım diyorum. Hani ben kendim en azından böyle yapıyorum. Ya ben böyle uzak duruyordum. Hez hala sunucu gelmesin değil bu bu arada. Bu sadece bu görüşün karşıtını söylüyorum. Şimdi sunucuyu da konuşacağız hani. Cidden oyuncu durumumuz ne? Sunucu gelirse ne olur? Gelmezse ne olur? Buna geçeceğiz. Ben sadece dünkü baskın görüşleri konuşmaya çalışıyorum. Olabilir. Ya bir de dün şey söylendi. Rekabet için klan savaşı parasını arttırın. E BDO sohbetleri ikiye bakın. Youtube'da var. Biz bunu konuştuk tartıştık. Neredeydiniz? Dünya çete 10 kez yazdık. Bunu konuşuyoruz. Ee, yok dediler PK sistemi. Lan B geçen hafta BDO sohbetleri 3. Yine Youtube'da var. Neredeydiniz? Gelin burada belirtin görüşünüzü. Zaten onları konuştuk yani ondan tekrar etmeyeceğim. İsteğini abartan çok yani. Ve bu neden ben bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bu bilimselliği öldürüyor. Bu oyuncu tarafsızlığını öldürüyor. Bu masumluğu öldürüyor. Yani biz Pearl'a bize kötü gözüküyorsun bence anladın mı? Yani ee, adam şunu düşünür yani ya dedikleri şeye bak. Ben bunu istemiyorum eğer sunucu istiyorsak, sunucu hak ediyorsak güzel almalıyız. Ya adam 10 sunucu diyor ya Avrupa ile eşit olmalı diyen geldi. Allah'tan Gürsel abi şeyi iyi yönetiyordu. Konudan saptırmıyordu. Bir de vo 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 diyordu yani. Hani beyler bir vo 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 diyordu. Ya dünkü yayında en çok onu beğendim. Bir vo 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 diyordu yani. <laughs> Barney'in dediği doğru. Bakın tekrar ediyorum ben karşıt görüşü de ses olmak için söylüyorum. Hani illa bu olsun diye değil. Hani eksisiyle artısıyla tartışalım. Barney'in dediği de şu. Bu da önemli bir konu. E, savaş olduğunda e, bir, iki, ya birleri saymayacağız bak. Bir, e, arşa da olsun. İki, üç, dört. Bitti. Dört sunucu. Arşa olmazsa üç sunucu. Kendi fikrini de belirt. Belirteceğim. BDO sohbetleri böyle saatlik bir yayın. Uzun bir yayın. Ee, diyor ki 3-4 sunucuya düşüyoruz diyor Barney. Sen ne anlatıyorsun diyor. Bu konuda işte haklı. Ama şu da var. Bu konuda şöyle bir eksik yok mu? Niye kimse savaşmıyor amına koyayım? Çok pardon küfür ettim. Abi oyunun en kazançlı olması gereken yer değil mi? BDO sohbetleri 2. YouTube'dan bakabilirsiniz. Link varsa müsait olan biri atabilir. Ya da BDO sohbetleri 2 yazsanız bile çıkıyor YouTube'a. Neyse. Fetih yazsanız çıkıyor. Abi, niye kimse savaşmıyor? Yani bir yeri ele geçirmek, sen bu Cır'ı daha iyi yerde kasmak içinden öte bir yeri ele geçirip hayvan gibi para kazanmak için yapmak gerekmiyor mu? Yani yine şu kırıyor bence bu arada yine sıkıntı slot olmaması ama zaten çoğu kişi savaşsa ve şehirde para olsa yani lan ülke alıyor bak şu kim Forsaken koş ülke almışlar adam başı ellem falan kalıyor lan ellem de benim parfümümü karşılamıyor savaşta terim kokmasın diye sıktığım 20 ap alayım diye sıktığım parfümümün parasını karşılamıyor. Siz ne saçmalıyorsunuz işte anladın mı? Bak mesela o dediğiniz konu yine ona geliyor. Ama yine tam cevap değil evet. Slotlar yine kalabalık. Geri dönelim slotlar kalabalığa. Ee, sezonda daha rahat slotlar benim gördüğüm bu arada. Yani ben sezonda popüler slotlarda kastım bu arada bu yayın açmadığım 2-3 günde. Popüler dedim sezon popüleri ara popüler işte Varagon, Gahaz. Naga e, Naga'da bile kastım. Karataş'ı çok iyi. 200 zamanın sindiği aldım. Bir saatte. Wow. Sezon için diyorum. E, ara slotlar anladın mı? İşte Kızıl Kurtu. E, Şerekan'ı. Bunlar şey. Daha sakin. Evet. Ama yine şu sıkıntı çıkıyor. Bu arada kasan yok. Yani bu herkes buralara atladı. Buraları o yüzden geçiyoruz. Ya yani bu konuda haklılar. Yani Oyun herkesi direkt AP verdiği için ya bunun karşıt görüşü olamaz anladın mı? Yani e, çoğu slot çok çöp. Hani ara slot'a bir şey demiyorum. Hani kızıl kurt iyi çünkü senin sınırsız pot ümidin var. İşte Şerekan aynı sınırsız pot ümidi için kasıyorsun. Trisha'dan da düşüyor. Neyse ama yani. Ya Naga Fogan artık slot sayılmaz. Ya Naga Karataş için belki. Gahas Karataş için belki. İşte farklı bir klan amacı falan oluyor. Bilenler bile Fil malzemesi yaparken çağrı çöpü istiyor. Ya Şahmeran kemerinin fiyatı ölmüş zaten. Ya Şahmeran kim farmlıyor abi? Kutudan mutudan çıkarsa o satılır. Şahmeran farmlamayın yazık. Yani cidden o çok. Ya şuna girince çok kötü. Zamanıma yaza girmemeli anladın mı? Ya iki kata kadar sorun değil belki. Ama benim dedim drop düşüşü yani. Tabi burası 260 AP. Bunu saymayın da. Hani Akman ıı, ve Şahmeran. Tabi çok farklı yine kabul ediyorum. Ama. Ne? Eh. de Akman dönülüyor. Yani Guardian'lar bunu onaylar. Oyunda o sınıf dengesizliği var zaten. O ayrı bir konu ama. Peki şimdi yine sözü biraz size bırakmak istiyorum. Son olarak e, slot kalabalığı hakkında biz şimdi ne düşünüyoruz? Yani Mirimoku kimse katmıyor. Ya Rosta aslında Calpheon'u alan kılan ben söyleyeyim. Rosta öyle bir drop düşüyor ki bak onu düşünmüyorsunuz. Bu iki buçuk emlik e, saf orman öfkesi falan var ya e, onların oranı zaten hani yüzde beş ihtimalle düşüyor ya sen onu yüzde elli arttırınca o çok ciddi artıyor. Yani böyle olunca çok ciddi para artışı oluyor. Mesela AP'de bile hem sınırsız pot kovalanıp hem kasılabilir. E oyunda illa hani rekabetten kaçmak için örnek olarak veriyorum işte. E sak, yani cadı demiyorum, şey demiyorum tabii ama yani burası atıyorum arkadaşlarınla burası mesela şurayı dönen var mı? AP'si yetip mesela güçlü olup. İşte şurayı çok iyi değil biliyorum ama dönen var mı? Ne bileyim. Ya su altı zaten o güzel. Orada da vs dönüyormuş ama çok. Akman ya kabul. Ya şuralar çok kötü bu arada. Buraları öneremiyorum. Normalde 210 AP bir slotu iyi olmalı. İyi değil evet. Ne düşünüyorsunuz yani? Yani bak slotları göstermeye çalışıyorum size olası. Hani illa bakın burada niye kasmıyorsunuz değil. Ee, denediniz mi? Krakduga çok iyi ama vs de çok şu ara. Doğru. Schultz. Yeah. Çok ara. Daha çok yığılma oluyor. Problem sadece yıldız olsa haklısın. Krakduga full. O gösterdiğin iyi slotların çöp parası artsa işe yarayabilir. Slot rework'ü. Ee, bir şey soracağım. Diğer bölgelerin çöp fiyatları... Tabi diğer bölgelerin çöp fiyatları menayla aynı. O kesinlikle. Saunil Kampı ama o video çok değerliydi. Oyunun başı Saunil Kampı nasıl bir para kaynağıydı? Ya ben şundan biraz daha genel bakabiliyorum. Oyunun başındaki bir bakış açımız vardı bizim. Ya şu an Saunil'de para kasmak isteyen var mı 40-43? Marini bu pardon. Saunil neredesin? 40-41 daha kötü. 40-44. Abi Saunil'de para kasılıyordu. Çok iyi. İlk hafta değil ha. Şey geldi yani. Mediah geldi gene kasılıyor. Deneyen deneyebilir yani. Rahat diye evde kimse karışmıyor. Yani oyunun başı ne yapacaksın? Yani o Karanlık Orta Çağ gibi düşün. Yani teknoloji yok o zamanlar. <laughs> o zamanlar zor zamanlar. Abi lütfen cevaplar mısın? 49 level kalmasın. İstediğim karakterimle trol kesip kanını topluyorum. Orada X geliyor ve ben 50 olma görevini yapmasam da bir süre sonra level atlar mı? Yok, atlamaz Venom. Onu da söyleyeyim. Ama ya farklı soruları çok cevaplayamam. Haberiniz olsun. Kaçar arada. Ya oyunda bir de sınıf dengesizliğini de kabul etmeniz gerekiyor. Rica ederim. Ee, şu var. Ya mesela bizim Musalar anamızı belliyordu. Bakın onu da söyleyeyim. Oradan da mesela yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı olabildiğince okumaya çalışıyorum. Ee, adam Musaydı. Striker mistik geldi ele. Onu, onu hadi geçelim. Striker mistik öncesi Mena'da. Abi yakalayamıyoruz. Adam benden 5 adım önde slot kesip duruyor. Ranger aktarım da yok o sıra. Yani uyanış. Ee, abi yakalayamıyoruz. Adamlar ya bize slot vs teklif edemiyorsun. Zaten slotlar genel olarak güçsüz, az. Adam önümde dönüyor hep. Yani tersten falan dönme deniyorum. Çok hızlıydı. O deşişiyor bu. Artık Ranger düşük slotların babası. Hey. Neyse. Ya adama vs teklif edemiyorsun bile. Adam uçtu gitti. Ya ve yine bu konular biraz PK sisteminin güncellenmesi şuna buna da dönüyor. Reis pot parçası nedir bilgim var mı? Sınırsız pot için gereken bir pot parçası. Ama ayrı bir konu. Gel yarışalım Üso bir ara. Tamam ana konudan biraz koptuğumuzu görüyorum ama kalabalık görüş şunu diyor. Yani benim slotum yani iyi e slotlarda vs e dönüyor Hüseyin. Ya bu 4 slot dışında Kraktuga, Yıldız, Sualt, Akman İsteriya 5 slot. Ya bu 5 slot dışında çok karlı yok diyorsunuz ki ben bunu kesinlikle 6'ya çıkarıyorum. Hem XP hem garanti para için Mirimok diyorum. Eee... Bir iyi gözlemleyin. Bir duruma bakın. Ama evet vs çok. Mirimok sayma aga ne alak. Arkadaşlar Mirimok da para var. XP de var. Yani sen rekab ya şu var. Ya siz şunu kabul ya şunu birazcık kabullenmeniz gerekiyor bence. Ya bu konuda çok katı bir kitle var. Ya herkes burayı istiyor ya. Herkes 250 Abi bunun da bir bedeli var kalabalık. Eğer bunun bedeli olmazsa işte o zaman şey olur. Yani oyunun o anlamı kalmaz. Ya o zaman solo oyunu oynayalım arkadaşlar. Neyi tartışıyoruz? Hadi Alt F4 çekelim. Herkes şey Titan Quest falan var böyle solo MMORPG tarzı. Yani solo oynayalım. Sarım Trak sunucu istiyorum yani. Ben şöyle geçeyim PvE için insansız. İnsansız hava sahası istiyorum. Yani buna çevirmeyin ama. Ha, görüşünüzü alıyorum. Size illa zıt gitmek için demiyorum. Ama bazı zıt kafada olanlar olduğunu biliyorum dünkü yayından. Hani o yazıları okuyordum çünkü. Ee, buna ekstra söylüyorum. Ne bedelinden bahsediyorsun? Eğer bir slot çok iyiyse onun bedeli kalabalıktır. Yani sen bir maceracılar dünyasında oynuyorsun. Bir yer çok popülerse onun bedeli e, oradaki insan kalabalığı. Sana PK açılabilmesi, klan savaşı açılabilmesi. Yani öyle bir şey var. Dungeon'ın da sınırı olur. Helmsteep. Yani Dungeon ben, ben zaten yıllardır diyorum. Arkadaşlarınız da bu oyunda yapacak bir şey yok. Tabi tabi istemiyorsan slot vs yapmak git başka yere. Tam tersi slot vs istiyorsan senin dediğin de, be, değil belki ama yani slot vs atmak istiyorsan başka yere gitten öte senin dediğine demiyorum aklıma böyle bir fikir geldi. Atmak istemiyorsan başka yere git. Bu arada yani. Ben de yıldızda daha rahat kasmak istiyorum arkadaşlar. Allah var. Yani 250 m benim bir saatte 250 m'lik takı bir düşse uf. Ama yani karşıt görüşün durumunu söyleyeyim ona göre ee, bir şey olduğunda falan biz görüşümüzü sağlam sunalım. Hani Mena'ya biz sunucu işte bundan istiyoruz. İşte bu var deyip net olalım anladın mı yani. Ee, o geliştiricilere şunlara bunlara böyle masaya vuralım istiyorum. Benim karşıt görüşe bu kadar gitmemin nedeni bu. Yani ben olabildiğince birazcık karşıt görüş olayım ki e, ya o karşıt görüşlerin ağzına sıçabilin eğer gerekiyorsa. Eğer karşıt görüşün haklı yönleri varsa da ona göre talepte bulunalım ki talebimiz doğru olsun. Yani bokunu çıkarmayalım. Vallahi ben slot SV atıyorum. E, o ne kadar sunucu olmasına gerek yok ama e, o sunucu. Ya şu var. Menada da şu risk var. Bakın. E, bir de her bir konu daha. Sezon sunucusundan dolayı çok oyuncu geldi. İşte işte güçlenen oyuncu çok falan. Yine bir sunucu kalabalığına bakalım. Lan yoğun sunucu yok ki ben diyeyim size. Tabi yine net kriter değil güzel arkadaşlar. O kesinlikle. Ee, abi bu oyuncuların birçoğu bırakacak biliyorsunuz değil mi? Yani kalabalık annen geri azalacak. Oyun da şunu düşünüyor. Yani ben sunucu açarsam ve oyun iyice boşa düşerse o da sıkıntı diyor olabilir. Ha çok sunucu için diyorum. Yine 4 sunucu belki. Ama yoğun değil ki kalabalık yazıyor. İşte yoğun olursa yoğun yazıyor. daha çok kırmızı. Ama net bir kriter değil kesinlikle. Yani kalabalığın ötesi yoğun var. Ya bizim... Avrupa'da da Mena'da da ben yoğunları çok gördüğüm için diyorum bakın. Ya ben çok yoğun ben dolu sunucu gördüm ya giremiyorsun. Slotlar bomboş. <laughs> Hayır GM'in neden öyle dediğini de düşünmeye çalışıyorum. Hani sizden de fikir alıyorum. Gözüm hep chatte zaten yani oyun oynamıyorum gördüğünüz gibi. Ama çoğu AFK işleme falan da yapıyor olabilir. Bir de 6000 iyi bir sayı mı? Ne ifade ediyor? Ya bize oyun şunu şeffaf sunabiliyor mu? Bak Steam'de kesin kriter değil. Steam dışı oynayan oyun. Bakın şunu kesinlikle sorabiliyor muyuz? Bak mesela Twitch'in tüm istatistikleri var. Kim ne kadar izleniyor, canlı şu gün ne kadar izlenilmiş dünyada, Türkiye'de Türkçe kaç kişi izliyor? Bunun gibi menanın bize bir oyuncu istatistiği var mı? Yani örneğin Avrupa'da sizin 5 katınız sunucu var ama işte 5 katınız böyle aktif oyuncu var diye mi? Yoksa hayır 2 katı oyuncu var ama 5 katı sunucu var. Oh my god. Oh, 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 oh. Bize Pearl Abyss Biz, tam şeffaf olmasa da ya da tam şeffaf. Yani bunu yapan var. Bize bunu sunabilecek mi? Ya çünkü dün adam diyor ki... Avrupa'da diyor bizle aynı oyuncu var. <laughs> oh my god dedim ya. Kaç tane ülke. Oh my shit. Wo 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 abici dedim. Italiano mamma mia dedim. Avrupa'da bizden çok oyuncu var yapma. Tam aynı diye Hayır ben yazıları diyorum. Kimse öyle demiyor deme Barney. Bak atıyorum ya... Dünyasında bin kişi var, bin kişiden biri aklından geçirdi anladın mı gördüm ben onu. Vallahi Hüseyin abi ben milyarca sezondan çıkmıyorum, normal sezon hiç boş kalmıyor zaten olabilir. D tamam B Edo haritası çok geniş. Hafta sonları ile sezon dışında oyuncu görmediğim için bırakmayı bile düşündüm. Herkes bir yere koşmaktan durup birbirine bakıp ses, ses bile yazmıyor. Kısacası sunucuya gerek yok. Yani gerek yok demiş. Mantıklı düşünebilse bu iki kim seçer? Ne? Hasilik bu EU oynuyorum. Bütün kanallar full crowd mı Onu bilmiyorum. EU oynadığını sanmıyorum ya. EU oynuyorsan Discord'a gel bir print screen at. Ya yani chatte yazılan her şeye inanmayın arkadaşlar. Benim dediğime de inanmayın. <laughs> Siz araştırın. Peki. Ee, sunucunun eklendiğinde kesinlikle iyi olur. Bak şöyle iyi olur. Rahat olur. Yani abi 6 sunucu eklense bütün slotlar bir şekilde rahatladı diyelim. Bak slotlar şu an aslında iyiken örneğin 6 sunucu eklendi. Uf Slotlar kim buna itiraz edebilir? Yani şunun gibi bir şey size ben 500 bin krom vereyim mi gençler gibi bir şey anladın mı? Yani kesinlikle bunu herkes ister. Hani şeyi düşünmeyen hani ya oyun ne olacak, insan ne olacak, rekabet ne olacak, RPG ne olacak? Onu çoğu kişi düşünmüyor zaten. Ya herkes ya ben bile isterim abi şu seçenek çıksa götünüz rahat etmeyecek mi? Ben şuradan insansız hava sahama tıklayayım, oyun haritası benim. Genshin pek oynayanlar bilir isteyeni alırım isteyeni almam takılırım. Savaş zamanı da bakarım durumuma. Ben slotta adam görmek zorunda mıyım? Ya dün öyle diyorlardı ya chat'te. Ben slotta niye adam görmek zorundayım diyor. Çünkü bu bir açık dünya oyunu adamım. Yani ben de bir maceracıyım, sen de aynı anda aynı yerde aynı bölgede kasmak istediğimiz zaman işte bu bir rekabet unsuru. <laughs> Hani açık dünya oyunun anlamı bu an diye söylüyorum. Yoksa gençliğin pek güzel bir oyun arkadaşlar. Dünyayı keşfediyorsunuz. Bilmece falan gibi. Ya da Crimson Desert gelecek. Bakalım. Hani Pearl Abyss'i çok sevenler. BDO'yu. Ya böyle de bir görüş var şimdi. Anladınız mı? Hani ona çok kaçmadan sunucu gerçekten lazım mı? Bunu sorgulayın. Bunu şundan soruyorum. BDO sohbetlerin sonunda anket yapacağım. Yani bir net görüşümüzü görelim duyalım. Ya şimdi yazma anket yapacağım. Abi lazımı şöyle herkes der bu arada. Yani o çıkan orana ya da oyuncunun dediğine tam bakılmaz. Şundan dolayı. Yani ben de isterim. Ben hatta şey isterim ya. Bana özel sunucu açın ya. Evime de şey server kurun. Of. Ya bunu benim isteğim bu bana sorarsan. Bir de bana şey ayar, masör ayarlasınlar. masajı yapsın. Bir de onu da istiyorum. Yani mı? benim isteğime kaçarsam ben coşarım. Ama genel olarak hani bir sorgularsanız diyorum. Yani yine ankette sadece bunu bilin diye söylüyorum. Hani bu kafadan çıkmayan da olacak bu anketi doldururken. Ya sunucular bir yoğun yazmaması kesin bir kriter kesinlikle değil. Yayın başında arkadaşın dediği gibi ama bir kriter. Abi yoğun sunucu yapamıyoruz. Bak o bir kriter. Arşa'dan çoğu kişi kaçınıyor mantıklı yani aynı olsa bu kalabalık ne yapacak? Ne anketi? Şeyden ya ee, Twitch anket işte. Hani istiyor muyuz istemiyor muyuz? Evet hayır dolduruyoruz ya yüzde görürüz. Crimson Desert ayrı bir konu sonra konuşuruz. Sezon sunucusu bir tane daha açtılar Olivia'yı kıstılar tamam Olivia'yı kimse kullanmıyor sezon karakteri açtığı geri dönen maceracılara rahat bir slot oluyor. Ya sunucu hem lazım evet hani şuralarda yani ben bir sonuca varamıyorum dediklerinizden. Bak ne demiş tekrar söylüyorum lazım falan değil abi. Yıldıza kimse gelmesin slotuma ya diyen. Dur bakayım. Ee, 4-5 tane oyuncunun hezeyen. Ben karar veremiyorum. Bak herkes iki görüşte mantıklı bana şu an. Onu ne yapacağız? İki görüşte mantıklı dedim. Hadi ne yapacağız? Bak ben diyelim ki şu an geliştirici toplantısındayız e, tamam mı işte ben ve ekibim karar veremiyorum bana yardım edin cidden de öyle çünkü yani cidden hangi taraf haklı sunucu gelirse oyunun boku çıkar daha mı kötü yaparız abi Henry Ford örneği var yani birazcık farklı da kaçabilir ama Henry Ford soruyormuş millete motorlu araba kimse istemiyormuş diyormuş ki bak seri üretim senin bu at arabandan daha ucuz olacak ya diyormuş bana daha iyi at arabası yap böyle boş işlerle uğraşma Bugün at arabası kullanan kaldı mı bilmiyorum. Yani bokunu tezek yapıyoruz diye. Ya Henry Ford'un o seri üretimini kimse istemiyormuş. Ucuz araba. İstemiyorum diyormuş. Adam bir yapmış herkese almış öbür güne. Ya niye alıyorsunuz o zaman? Daha geçen hafta istemiyoruz dediniz. Fabrikayı kapattıracaktınız. Gibi. Yani sunucu açıldığında o boku da çıkabilir. O boşluk falan ruhu da öldürebilir. Sunucuları boş verin. Herkese 500 milyar kron istiyoruz. Reis sakin ol. Ben sakinim ya. Ben hani öyle Genel yükselme. Şu an prime slotlarda 10-20 slot vs atıyorum. Yani. Ama neden prime slotlardasın hala? Acaba Türkiye'de şu kafada mı var? Ya ben Avrupa'da oynarken güçlü adamlar hala hilalde. işte Mirimon köşelerinde. Bir yerlerde kasabiliyordu ya da. Anladınız. Ya da biraz daha kötü bir slotu. Bizde en iyi tercih etme biraz daha çok görüyorum ben ama. Yani herkes Aps olan yıldız 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 sualtı 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 akman 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 yani ikinci kişini bul tro dön çok iyi değil kötü değil ne bileyim şura çok mu kötü oh. örnek olarak diyorum yani prime değil ama vs yok be e gelişme istiyor da bu bir rekabet de oyunu. Yani hep en iyisini elde edemeyiz bu oyunda. Onu demek istiyorum. Yani her artım geçsin. Yani ben şuraya Aşko Pompi. Bak şu kadar yazayım. Tüm itemlerim full kaprası olsun. Uf. Yani ya şunu unutmayın. Ya Türkiye şu konuda en çok yapanlardan. GTA'da hileli oynayan anladın mı? Hani kimse GTA şey oynamak istemiyordu böyle çevremde. Herkes hileli. Ona dönerse de oyun bir haftada bitti. Ben ama bunu dediğim gibi karşıt görüş olarak söylüyorum. Örnek. Ya ben daha karar kılamadım. Sunucu istemeyi çok farklı yerlere çektim bence. Olabilir. Çünkü farklı yerler gerektiriyor. Ya arkadaşlar oynuyorum. Oynadım da sizin slot vs şeyini de anlıyorum. Ben dediğim gibi karşıt görüşü söylüyorum ki siz bana bu karşıt görüşün karşısını söyleyin. Anladınız mı? Hani benim burada amacım arkadaşlar sunucu yarı insin değil. Ben olabildiğince söylenenlerin ikisinin de zıttını söylemeye çalışıyorum ki biri söylendiği için daha çok yani sunucu istiyoruz. Onun zıttı güzel sözler söyleyin İşte bundan istiyoruz deyin. Oyuncuya bunu da duyuralım. Anladınız mı? VS derdi yok slot derdi yok. Oh. Bir de olayın e holiganlığını da görün diye hani holigan kısmından da uzak duralım diye. Ya slotların neresi dolu? Siz istiyorsunuz. Bak bunu diyen de çok mesela Spice Samurai gibi, diyen de çok. Ben demiyorum ya da başkası demiyor. Bunu diyen oyuncu da çokken ee, sunucu istiyoruz da var. Sunucu istemiyoruz da var. Kabul. Sunucular TR'ye gelsin. Evet o ay jungler o kesinlikle önemli bir olay ama bugünün konusu değil. Ama evet ona zaten diyecek bir şey yok. Sunucular e, Avrupa'da olduğu için çok sıkıntı çekiyoruz. Yani MENA'da bir ucuzluk sorunu var. Yeni sunucu değil de sizin direkt pen set verelim düşün geliştirelim yakasından. He bak o kafada var abi millet onu da istiyor yani. Full pen set işte şey o da var. Ama şu konuda da haklı yani şu delirtir adamı gittim 20 vs atıyorum olmuyor. Ya belki de kasmanın yolu her oyun için düşünüyorum yani. Oyunu yapan adam için. Mesela solo bir oyunda düşünün. Olmuyor abi. Orası demek ki değil anladın mı? Tamam atıyorum. Solo bir oyun bak. Oyuncu değil. Ya buradan evet rahat kassan evet ama burada dolanan çok böcük var. Yani oyuncu düşünme. Bunları serbest gezen NPC sorunsalı düşün. He dersin hani solo oyunda. Demek ki burada kasılmıyor. Demek ki tamam yani böyle bir düzen veren bir slot var ama ben bu derde giremem. Hani oyunun düşündüğü bu mu? Pearl Abyss. <laughs> Acaba? Ya slotlar tam eşit dağılımda olamaz ama cidden bok gibi slotlar bu. Çok yani. Bok gibi diyorum çünkü çok kötü slotlar ya. Hani dün o örnek onlar yani no, Naga Fogan mı kasalım? Cidden değmez. Yani ya şunlar bile kötü. Plaku, sülfür çok kötü. Ya o konuya kesinlikle mesela reddedilemez. Ya Suzan mı kasalım cidden? Bitti abi. Sezon yani ara korsan ya. Mercan küpenin anlamı mı var? Çöp. Ama kimse burada da kasmıyor. Hani şu an şu iki görüşü aynı anda görüyoruz. Hani gidip burada mı kasalım? Ama burada da kasmıyorsunuz. Bak şu görsel birazcık tartışmanın durumunu anlatıyor garip. İronik bir görsel. Ve yine tekrar ediyorum yeni gelenler çok olduğu için. Ee, benim amacım slot aç, sezon sunucu ay sunucu açılmasın saçmalıyorsunuz değil. Sezon açılsın evet de değil. Ben herkesin bir şeyler fikir beyan edip konuşmamızı istiyorum. Lütfen yeni sunucu gelişim. Ya o da var ama bu mena sorunu biraz. Yani TR menada sunucu açılmalı mı? Şu var. Bu ara cidden kalabalıklaştı, onu söyleyeyim yani Önceye göre dedikleri gibi slot vs falan artar Eski oyuncular çok döndü benim çevremde de öyle Evlerdeyiz, işte zor dönemlerden geçiyoruz Ekstra stresliyiz zaten o ayrı da Yani eski dönenler de oldu yani atıyorum İşte benim apm'de biri tak diye geri döndü adam Yeni oyuncu gibi tamam mesela Bir yıldır yoktu yeni oyuncu gibi ama ilk soluğunu Yıldız'da alacak Kuazil olabilir. Bu mantında danchi istiyoruz. Ya o var. Onu konuştuk. Hyperfet daha önce. Onu kesinlikle istiyoruz. Ee, kesinlikle daha çok arena istiyoruz. Kesinlikle savaşlardan gelir ayarlanması, savaşların daha birçok ayarlanması. Bakın ben daha önceki BDO sohbetlerinde olanlar biliyor. Ben şunu istedim. Ben Kore'de de bunu gittiğimde istedim. Dedim ki şu nodu alan buraya bir bayrak diksin. Hani minicik bir özelleştirme olsun. Anladın mı? Yani hem o özelliği olsun hem para bol olsun. Ya insanlar ya bölge alıyorsun ya. Sen burayı aldın aldın uf muhtarlık aldın. Para yok böyle saçmalık mı olur? Yani şuna dönüyor olay. Tabi popüler slotların pek yok ama. Yani ben manşumun arazisini ele geçiriyorum. Ülkesini ele geçiriyorum para gelmiş. Şuranın bir saatlik parası geliyor. Böyle saçmalık mı olur? <laughs> Cadı acı. O biraz ütopik. Yani öyle komple patlatalım. Olabilir bak aynen. Bu kez de ne olur biliyor musun? Belli bağlantı noktaları önem kazanır. Bak o da güzel. Mesela atıyorum drop artsın dedi. Sallıyorum işte Suzan'ı ele geçirdiğinde drop artsın. Ama şu var oyunda savaş döngüsü yok mesela. Onu da tembellikten yapmadılar. Ben söyleyeyim tembellikten e, ee, Kamasilva'ya falan savaş gelmedi. Döngüsel gelecekti atıyorum. Şu iki yeri kapatacağım bir hafta. Bir hafta buraya verecektin. O da bir sorun yani. Biz bunları konuştuk zaten. Bunlar sunucuyla bağlantılı diye diyorum. Hani oyunun o sunucu kalabalığı, slot kalabalığını etkiliyor. Benim bu konuşmalardan anladım. iki görüşte var. Şimdi bir oylama açacağım. Teşekkürler koca olan. Ee, bir oylama açalım. İki görüş neyi düşünüyor bu kadar konuşmanın ardından? Yazışmanın işte benim karşıt görüş sunmamın. Sunucu açılsın mı? Ya da ama bunun da şöyle bir şeyi var. Açılsın açılmasın. Ne kadar sunucu gerekiyor? Bak bunun da bir kritik teri var. Yani bu sunucu açılsın diyenler bana şunu yazabilir mi? Siz işte iki sunucu mu istiyorsunuz? Dört sunucu mu? Altı mı? On mu? Bana herkes bir sayıp belirtebilir mi? Ya da bunun da oylamasını açıyorum. Çok basit çok basit bekleyin. Hiç yazmayın. Sizin klavyenize sağlık. Ben basit bir oylama anket açıyorum. Buradan küçük bir değerlendirme yapalım. Sunucu isteyenler kaç sunucu istiyor? Dinleyiciler de bir alt tab yapıp doldurursa çok sevinirim. Ha, biri eleyelim. Bir kimse istemiyor. İki. 4 6 8 ya onun da üstü istemeyin yani ben o ya da. 1 dakikalık anketimizi başlatıyorum. Başlattım. Twitch sohbetten doldurabilirsiniz. Bir görelim. Sizin yazan şeylerinize kurban. 0'ı koymadım. Bu sunucu isteyenlerin. Bu sunucu isteyenlerin oylaması şimdi. Hani sun. 3 de deme işte. Aradan birini seç. 2 ya da 4. Yani bu sunucu isteyenler kaç istiyor? Oradan bir oylamaya gideceğiz. Hani bunun kazananından hani. Yani atıyorum sunucu gelmesin mi 4 sunucu mu gelsin gibi. Ya da 10 sunucu mu gelsin. Bak 10 yazmış biri. İyi 5 olsun. Birini açmış gibi yapıp açmasınlar. Onlar için komedisi. Medya 2, Valencia 2, Kama 1-2. Tabi onlar illa olabilir. 5 sunucu. ...lasaydın iyiydi. Ya niye 5 işte? 6 ya da 4'ü seç. Ruple 1-2 varken bile... ...fark hissedilmedi. Çünkü... ...sezon açıldı. 10 diyenler uyanın. 4! Ben de öyle tahmin etmiştim. Yani... ...çoğunluk mantıklı görüş... ...daha çok 4 diyordu. Hani böyle... ...yapıcı, sunucu isteyenler. Diğer seçeneklere bakalım. Oylamayı hepiniz... ...görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, kaç sunucu? 4 birinci... 6 2. 2 3. 10 8 5. Demek ki yani 4 6 2. Yani çok sunucu bir isteniyor. Şimdi güzel arkadaşlar bir ankete daha yanıt vermenizi istiyorum ki anlayalım. Sunucu isteyenler en çok 4 sonra 6 sunucu istiyormuş. Bir anketçik daha açıyorum. Buna 2 dakika hatta 5 dakika vermek istiyorum. Oy vermek isteyen bir arkadaşınız varsa çağırın. E, oy versin gitsin. Buna biraz uzun süre vereceğim konuşurken. E, Sun tr mena. Tabi bu net bir anket değil hani işte şu an burada olan izleyici diye lazım. Hmm, gerekmiyor. Tabi benim yazdığım şeyler falan da belki etkiler ama. Tamam, anketi başlattık. Doldurabilirsiniz. Sandıklara, herkes sandıklara. İstiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Daha. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, i̇yi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Çılgın bir yayından, BDO sohbetlerinden beraberiz inşallah. Abi sandıklar ellenmez, sanal ortam... Gerçi sanal ortam normalde daha riskli de evet. Yani bu ellenmez. O kadar ellenecek bir şey değil. Hoş geldiniz Elmalı Kurabiyeler. Ya biz her hafta pazar günü bir BDO sohbetleri konusunu yatırıyoruz. Bu hafta bu çok gündeminizde diye bunu yatırdım. Yoksa daha acil konular olduğunu düşünüyorum ben. Mesela size çok acil bir konu söyleyeyim. Hiçbiriniz bunu demiyorsunuz ve çıldırıyorum. Ee, çıldırıyorum derken yani o kadar da çıldırmıyorum yani. Uykularım kaçmıyor. Abi kron çıkarılıyor kostümden. Kostümün bir oyuna niye etkisi var? Ve 35 tane satılabiliyor haftalık. Hala. 35 ne demek bilmiyorum. Yani siz slottaki VS'nizden önce buna da bence şey yapabilirsiniz. Abi çünkü 30 kostüm satan ben çok görüyorum pazarda. Ya o kostümler satılıyor. 30 kostüm 4 düzemden hesaplasan 12T mi? 12T olmasın Allah'ım 12T olmasın dur. 400... Lan 30 kostüm satsa her hafta 12 T lan. Bizden parası 30 kat değerli 25 kat değerli ülkeler oynuyor bu oyunu. Bir dakika 12 T olamaz. Ben ben 4 Lan manyaklar slot vs diye ağlıyorsunuz. Sizin 12 T'yi kaç saatte kasıyorsunuz? Adam her hafta kostüm satarak yapıyor 30 kat değerli parasıyla sizden. Bir dakika lan. 12 T ben kasmam ki. Lan 500M. Hayır. Siz slot VS'de emeğim öldü diye ağlıyoruz. Tamam. Ben ağlıyorum, sen ağlıyorsun. Lan en fazla 2 düşürsen 500M. Senin 30 saatine bedel. 15'te. 15'te. Abi adam her hafta bunu yapıyor. Sizin tüm emeğinizi sıçıyor. Türklerden de yapan var. Bunun bari bir sınırı olmasın mı? Mat Bedo. Ben de çok slot döndüm. Şu sıralar yine tek tük girip bakıyorum. Ben araştırma amaçlı da bakıyorum. Senin dediğin de doğru evet. Ama ben de şu oyunu 3 yıldır bu ciğırı ya da oyunun başındaki en güçlü klan olduğumuz zamanları. Yani boş geçirmedim. Anlıyorum bu durumu diyorum. Yani bu, dur bu an özel değil. Bu andan çok daha kötü anlar da yaşadık. Onu demek istiyorum. Ama sen de haklısın. Ama haksızsın da. Ve ben de yani yakın zamanda da oynadım. Şimdi de oynuyorum. Oyunun ama MMORPG kısmının RPG kısmının farkında olarak rekabetin farkında olarak kabullenerek ya abi Matbe'de o. Belki sen de böyle diyorsundur. Arşa'da ben adam kesiyorum. Arşa PvP sunucusu mu diyor. Böyle bir kitleyle de oynuyoruz. Tamam pazardan kostüm çekelim ama 5 sınır falan olsun ya adam biraz part part satsın. Bilmiyorum bence çabanızı bu öldürüyor ama siz bilirsiniz. Yani ben pazara bir adam 30 kostüm atıp 15 TL alırken haftada hiç çabasız grind. Yani sokakta limonata satsan bence sen de kostüm satabilirsin. Bir saat grind dur, bir saat grind parası işte kostüm parasını hesapla, güzel bir çalışarak paraya çevirerek mini bir girişim ya da el ile yani kostüm alabiliyorsan ne bileyim olabilir. Yani oyunu bırakan da oyun kültürsüzlüğünden olabilir Barney. Ya siz Matt ve Barney bak yine şuraya çekiyorsunuz. Ben karşıt görüşü söyleme durumundayım burada. Benim ya uyk... bana ne abi ben yoksa benim derdim değil. Benim derdim fikirler konuşulsun. Fikirler konuşulsun diye ben bu kadar hani bak bu böyle mi bu böyle mi diyorum. Bak siz yine Abdülhamit'i savunduğuna getiriyorsunuz. Yani buna düşmeyin. Bunu demek istiyorum. Sen Hüseyin Bayci'yi savundun. Yani buna düşüyorsunuz düşmeyin. Yani anlıyorum sizi. Duygusal hani o kadar emek şeye de bakıyorsunuz. Ama benim dediğimi de anlayın. Ya parası 30 kat değerli insanlarla oynuyoruz. Wister anlamıyorsunuz. Neyse. Lazım %75-72 oy. Yani 75 oy desen. Gerekmiyor da %25. Yani 4'e 1 bir oran var arkadaşlar izleyiciden. Ee, konuştuk. Karsit görüş, öbür görüş konuşuldu. İki tarafında mantıklı dediği şeyler var ama sunucu lazım diyen ve dört sunucu isteyen baskın gözüküyor şu an. Benim bugün bu yayından anladığım 4 sunucu isteniyor kalabalık ve yüzde ee, yetmiş oranında sunucu isteniyor. Pay to win. <laughs> Şu an mena kitlesi bak eksisiyle artısıyla konuşmaya çalıştık, açıklamaya çalıştık. İlla bu olsun diye demiyorum. Ya da halkın istediği illa doğrudur diye demiyorum. Ama 200 izleyiciden işte 70 e, ikisi %75'i oluyor bu da. Demiş ki ben sunucu istiyorum ve bunların çoğu e, 4 sunucu istiyorum demiş. İşte medya ekivalansı 2 ruble 1 2 gibi. Aynen bak Remedi'nin dediği gibi. Yani savaş sunucuları dışında bir sunucu. Bir de benim anladığım. Bir kısım da ama yani %25 de çok azın sanmayacak bir kısım onu da söyleyeyim. Bu da ne gerek var diyor. Ben illa hani bu olsun bu olsun demiyorum. Ya da halk işte %75 bu dendi bu olacak yani. <laughs> Aksi iddia edilemez de demiyorum. Böyle bir durum var. Şunu unutmayın. Tamam bu bir oyun ama emek de harcıyoruz. Emeğinize sahip çıkın. Ee, bir örgütlenme varsa iyi olacağını düşünüyorsanız katkıda bulunun. Yani mail mi atılıyor? Forma mı yazılıyor? Ee, bence bunları yap... Yani düşünüyorsanız yapın. Hani ben de e, sunucu istiyorum diyorsanız destek olun ee, kitleye. Ya, gerek yok diyorsanız ben ona bir şey diyemem. Ee, oyunun oyun olduğunu ama ne olursa olsun unutmayın. Ee, ya kendinizi ona kaptırmayın. Yani ben BDO'yu kapattığımda ben bittim öldüme kapılıyorsanız yani bu Spider-Man'in bir repliği var ya demir adam kostümünü alıyor ondan ben bu kostümsüz bir hiçim diyor. O zaman sen zaten diyor ya sen zaten bir hiçsin. Lütfen yani kendinizi çok şey yapmayın. Zevk alın oynayın hakkınızı koruyun emeğinizi koruyun kitlesel hareket varsa ve katılıyorsanız destek olun. Ama Bak şundan bunu söylüyorum. Atıyorum Pearl Abyss zararınıza iş yapıyor. Emeğinize sıçıyor diyelim. İşte pay to win getiriyor. Sizin karşı olduğunuz şeyler getiriyor. Abi. Ya gerektiğinde salmayı bilin. Yani kendinizi buna çok kaptıran var. Ya da ya MMORPG böyledir. MMORPG'nin hem iyi hem kötü yönü. Yani bir dünya. Bak benim de bu kadar emeğim var. Ee, ya rahatlamayı bilin ya da bırakmayı gerektiğinde bilin. Şundan diyorum mesela sunucu istiyoruz ve haklıyız diyelim. Tamam mı? Değil diye demiyorum ama diyelim. Ben bilmem. Ben ben cahil bir oyuncuyum ben o kadar. Ben ortalama altı bir oyuncuyum sayın beni. He, bana diyorsunuz oynamıyorsun sen anlamazsın. Ben anlamıyorum. Abi ama anlamayan biri olarak hakkım yeniyorsa bırakmayı bilirim. Başka oyun olduğunu bilirim bir hayat olduğunu, yapacak bir sürü iş olduğunu, işim gücüm olduğunu, işte arkadaşlarım, ailem, dostlarım, ek, işte oyun ekibim, ee, ne bileyim olduğunu bilirim. Ya bu birazcık hayat sözü gibi biliyorum. Yani gıcınıza da gidebilir. Kimse öğüt istemez ama ya bu tuzağa düşen çok oluyor. Kendini yıpratan üzen çok oluyor. Eee... Howver ne demiş? Onu da okuyayım. Ben Slot vs için karakter bağlanıp isabet takısı alıyorum. Ben Slot ee... VS'den kaçtığım yok. Benim demek istediğim bir saatte 5 tane mi atmalıyım? Bir tane mi atacaksak? Çoğu kişi böyle düşünüyor. Yok olabilir. Hava veren. Yok ben sizin dediğinize de katılıyorum. Ya bakın. Ya Abdülhamit'i savunduğuna çevirmeyin. Hani ben sizin dediğinizin karşıtını söylüyorum ki. E, fikir pekişsin. Yani. Ya bunu anlamayan arada vardır. Ama yaptığım şeyin ne kadar değerli olduğunu da anlayan anlar yani. Bu bilimsel yöntemdir hani. Karşıt görüşü kendin sunarsın. Yani istediğinizi zaten elde etmeniz hakkınızsa ben elde edin diye zaten bu yayını yapıp uğraşıyorum. Oh. Bilemem bilemem. Yani kimse de kendini bir bok zannetmesin ama onu da söyleyeyim. Yani ben de diyorum bak ben bir şey değilim. Ben öyle yayın açıp sizde eğlenen hani birlikte vakit geçiren sarımtırak dostunuzum o kadar. Ben ne süper üstün zekalıyım ne uf işleri çeviririm ne süper yetkili biriyim. Kimse kendini yok ben kapalı betadan beri oynuyorum. Yok şey diye de zannetmesin. Kendiniz de dediğim gibi oyuna gerektiği yerde fişi çekmeyi bilin. Ağzına etmeyi bilin ama hakkınızı da sonuna kadar savunun. MMORPG de bir dünyadır. Gerçek dünyada da inşallah böyle olur ama Silivri de soğuktur yani. Ana <laughs> da dikkat edin. Ben demem ben tarafsızım. Bak ben ikisini de demiyorum. Ben tarafsızım. Ben halka e, fikrini sunması için ortam oluşturmaya çalıştım bugün. Ya dünkü ortam hem güzeldi ama çok sabit görüşlüydü. Ama şu oldu bak sabit görüşte ne oldu? GM yazdı. Bize GM bir şey yazdı mı? Gerçi GM'e laf atmadık. GM Trina kovul lan. <laughs> bak bize GM yazmıyor. İşte biz. Ya benim burada yaptım biraz daha bilimsel ve ee, herkesin anlamasını istediğim için bir şeydi. Öyle Diyeyim <laughs> Ya Mat Bey do, daha fazla haklısın. Daha fazla tartışmayacağım. Sen de haklısın. Ben de haklıyım. O da haklı ya. Ben şu an herkes haklı diyorum zaten. Yani ne diyeyim? Şu an dediğine şu an ne diyeyim sence? <laughs> herkes haklı diyen bir adam. O da haklı, o da haklı. Kimse siyah beyaz değil diyorum. Herkes green'in bir tonu. Ama green'in hangi tonu baskılsa. O olması için doğruyu yapın diyorum. Ee, i̇nsanın aç unutmayın diyorum. Yani ben sarım trak sunucu istiyorum. Yani kimse gelmesin rahat kasayım diyorum. Ben işte yanlışım ve sizin görüşünüzü söylüyorum. Bu yani. Ben bir şey diyemiyorum ya. Yani. Bana diyorsunuz ki o zaman sunucu gelsin de lan ben nasıl diyeyim? Bana sabahtan beri burada sen ne diyorsun diyen var. Okumuyor çet. Her şeyi okuyamam bir yandan konuşuyorum. Abonelere özel sohbet ya da moderatörlerin ayıkladığı bir sohbet değil bu. Yani burada kimse sponsor değil bir şey değil. Ben burada bedavaya eğlenme amaçlı abonelerimin desteğiyle diğer A. Suluya'nın desteğiyle takılıyoruz öyle. Yani çok özel de bir hizmet beklemeyin. Ben burada sizi sevdiğim için, oyuncuyu sevdiğim için, oyunu sevdiğim için yıllardan olduğu gibi yayın, oy, video, rehber devam ediyoruz yani. Götümün derdine. Abi Akman Kaçap'e ekibe göre dönülüyor. BDO sohbetlerini bitiriyorum. Ya bu yayında anlayan anladı, anlamayan anlamadı. Fark etmez. Ee, yok hiç sorun değil Zvayka. Ben kimseye darılmıyorum. Mat'a da bak. Mat doğru da konuşuyor. Onu da diyorum. Ee, bak şunu niye demiyorsun diye. İşte ben bir şey demiyorum. Ben <laughs> onu anlatamıyorum ama Mat BDO'ya da falan kızmıyorum. Kimseye kızmıyorum. Yani doğrusunuz. e, Valla ben de 2016'da Bu arada BDO sohbetlerini izninizle bitiriyorum Sunucu muhabbetini Yavaştan bitiriyorum Artık üstüne kırıntıları konuşup Yavaştan dağılmak kalıyor Katıldığınız için çok teşekkürler Son oranları söylüyorum Sunucu isteyenler 4 sunucu isteyenler kazandı oylamada sunucu istiyor muyuz İstemiyor muyuz da %75 oranla 74 oyla istiyoruz kazandı Yüzde %25 oyla ve 24 oy oluyor bu ee, şey istemiyoruz vardı ee, Yani Durum buydu yaptığımız anketlerde Mutlak bir anket kesinlikle değil Yani sonuçta burada 200 kişi var tüm mena gelip Resmi bir şey değil bu resmi bir yayın değil Bu resmi bir işte uf Sponsorlu içerik üreticisi para alıyor değil ee, Ben belli bir görüşü Savunmuyorum Ben bir elf okçuyum Grana'ya dokunanın Totosunu mıncıklarım Grana bağımsızdır Orditilya'nın belasını vereceğiz. Kraliçemize zamanında suikast düzenlemeyi denediler. Ataraxia diye bir kızla lezbiyen ilişkim olacaktı. Hastalığa kapıldı. Ahip hastalığı öldü. Ben buyum. Yani BDO'dayken bu. bu. Peki çok teşekkürler. On kadar kısmet bunlar. <laughs> çok teşekkürler baby. Senin düşünmen yeter. <laughs> oy oy. BDO sohbetlerini izninizle bitirdim. Youtube'dan tekrarını işte arkadaşlarınız siz izleyebilirsiniz. Ee, tekrardan söyleyeyim. Yani Abdülhamit'i savunduğuna çevirmeyin. Ben burada farklı bir şey yapmaya çalıştım. Ee, yani bunun bir destekçisi gönüllüler dışında yok. Yani bunun bir bunu yap diyeni yok. Ee, buydu amaç. Amaç bu. Çıkar göster savundun. Doğru. Doğru. Birinin bana şu an şöyle tokat atması lazım. Savunmadım. Çıkar göster. Kıçık. Olabilir.